Nasıl çıkmış yangın? Bilmiyorum. Yakında öğreniriz. Yalnız... Yalnız ne? Bundan sizi mesul tutabilirler. Ne? Nasıl yani? Topraklarını aldınız. Buna karşı en çok direnen Kemal'le anasıydı. Yani... Yani ne Yasin Ağa? Ne demek bu? Nasıl yani? Ben mi yaktım evi Yasin Ağa? Haşa hanımım. Haşa. Ama köylüler böyle düşünebilir. Bu durumda hazırlıklı olmamız gerekecek. Tamam Yasin Ağa, sen işin başına dönebilirsin. İleride bunu bulun komutanım. Benzin kokuyor. Yerden kumbaklama olduğu aşikar. Üzerinde parmak izi olabilir. Derhal incelemeye gönderin. Emredersiniz komutanım. Bak hele. Kendi kendine çıkacak değil ya bu yangın. Durduk yere olacak iş değil ki bu. Dışarıdan başlamış hele. Belli biri kundaklamış. Jandarma öyle diyor. Bulutsuz günde başına yıldırımlar düşesice. Mutlaka o soykanın işidir o. Serap denilen o ***'dan başka kim yaptıracak ki bunu? Bu jandarmeler ne duruyor burada? Niye gidip içeri tıkmıyorlar bunu? Kemal. Başım sağ olsun Elis. Sağ ol Ahmet. Nasıl olmuş? Nasıl çıkmış bu yangın? Biri yakmış diyorlar. Arama tamamlandı komutanım. Şey yapmayacağım mı komutan? Olay yeri tahkikatı yapıldı. Değerlendirme yapıldıktan sonra size bilgi vereceğiz. Bu işi yapan da yaptıran da belli komutan. Gidip niye içeri tıkmıyorsunuz şu soykayı? Elimizde kanıt olmadan kimseyi içeri tıkamayız. Şimdi sakin olmaya çalışın ve bu işi bize bırakın. Hadi oğlum. Döktüğü kan yerde kalmayacak komutan. Ana, ben Kemal'in yanına gitsem iyi olur. Kim bilir ne haldedir şimdi. Ama ya beni görmek istemezse? Ya haklıysa Yasin Ağa? Senin bir suçun yok. Korkma. Çık git karşılarına başın değil. Anlasınlar suçsuz olduğunu. Herkes bilsin ne kadar üzüldüğünü. Hem cenaze evine giden kovulmaz. İnsanlık sende kalsın kızım. Evlatlarımın içinde en hayırlısı sen verdin ya hep. Ben sana çok çektirdim ama istediğin gibi bir evlat olamadım.
kadar sevdiğimi söyleyemedi bana. Affet beni. Kavuşacağız anne. Bugün gelene dek sana olanların hesabını sormadan bana gün yüzü yok anne. Cemşir efendi. Ya burada böyle helak olayım. Hak istersen eve git ha. Ramazan. Sen de Cemşir efendiyle git he mi? Ben burada kalırım. Kabak çıktı mıydı, uyandı mıydı hemencecik haber veririm. Yok. Ben kabak gözünü açmadan şuradan şuraya gitmem. Ben de bekleyeceğim. Zaten eve gitsem de gözüm uyku düşmez. İyi madem. Gel otur burada. İfade vermek için bizimle karakola gelmeniz gerekiyor. Niye ki? Tamam, tamam. Sizinle gelmeniz gerekiyor, görgü şahidi olarak. Olur. Sadakallahu'l-Azim. Amin. Başta Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere onun al ve ashabının ehli beytinin ruhu için, ashab-ı kiramın, sahabe-i kiramın ve sadat-ı kiramın ruhu için, merhume Meryem Şahin ablamızın ruhu için El-Fatiha. Başın sağ olsun kardeşim. Sağ olasın abi. Başımız sağ olsun Kemal. Sağ ol usta. Başın sağ olsun Kemal. Nur içinde yatsın. Allah hepimize sabır versin. Sağ ol Muhtar. Başın sağ olsun kardeş. Sağ olasın. Kemal başın sağ olsun. Sağ ol abi. Bu böyle kalmayacak. Hepimiz yanınızdayız bilesin. Hadi Kemal. Usta siz gidin, ben biraz burada kalayım. Kemal, ben seninle kalayım. Halde ben biraz yalnız kalmak istiyorum. Pis katil! Hangi yüzden geldin buraya? Kalkacak buradan, geberteceğim seni ha! Yılmaz dur, dur Allah aşkına Yılmaz. Bırak Fatun! Yılmaz dur. Cenaze zamanı yakışık kalmaz. Sakin olun biraz.
Yılmaz doğru diyor. Ne istedin masum bir kadından? Katil! 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 Benim bir suçum yok. Olanlardan yeni haberim oldu. Ben de en az sizin kadar üzgünüm, inanın. Neyine inanacak senin be? Söyle! Kimin eline tutuşturdun ateşi, söyle! Yapmayın. Buraya başsağlığına geldim. Ne kadar üzgün olduğumu söylemeye geldim. Benim yaptığımı nasıl düşünürsünüz? Senden başka kim yaktıracak o evi be? Söyle kim yaktırdı? Hesabınızı sonra görürsünüz. Burası yeri değil. Sen de var git Gül. Burada durup da insanların yarasını dağlama. Bundan kelli, olma gölgeni. Artık sana uyku haram, haram! Şehirde seni Orhan'la konuşurken gördüm. Yanlışınız olacak. Başkası sandınız herhalde. Yo, eminim sen olduğuna. Orhan mı tuttu seni? Yo, yo vallahi yenge. Ne diyorsun sen? Bana bak. Yalan söyleme. Konuştuklarınızı duydum. Evi sen mi yaktın? Yo, yo vallahi yenge. E şimdi doğruyu söylersin. Ya da gidip herkese sen olduğunu anlatırım. Ellerinden kurtulamazsın. Ben masumum yenge. Evde hiç kimse yok dediydi bu. Boş sandım. Kim söyledi sana bunu? Orhan mı, Serap mı? Orhan Bey. Kimseye bir şey söylemeyeceksin dedi. Serap'ın kulağına giderse seni gebertirim dedi. Benim kanaatimce bu iş çok daha karmaşık Serap. Bu işi içlerinden biri de yapmış olabilir. Niye böyle bir şey yapsınlar ki? Sizinle uzlaşmalarına mani olan kişi Kemal'di. Yıldırmak için yapmış olabilirler. Pencereden çekilin lütfen. Muzaffer Ali. Derhal bana jandarma komutanını bağlayın. Güllü çık dışarı! Güllü çık diyorum! Hesap vereceksin Güllü! Anam olanların hesabını vereceksin! Katil! Ödeyeceksin bedelini!
Çık dışarı sonsuz. Durun, ne oluyorsunuz? Durun. Kemal, delirdin mi? Sen bu meseleye karışma Yasin ağa. Güllücük! Anne, hadi siz arka odaya geçin hemen. Kızım, ne yapacağız şimdi? Anne, hadi çabuk arka odaya tamam, geçin. Tamam. Dayanın kapıya. Durun. Hayır. Çekil kenara. Durun. Çıldırdınız mı? Yapmayın. Ne yapıyorsunuz sen? Çıkıp gerçeği söyleyeceğim onlara. Ben yapmadım. Bunu yapmayın. Sizi dinleyecek durumda değiller. Bu işi durdurmanın başka yolu yok. Şimdi karşılarına çıkmazsam benden bilecekler. Ne olacaksa olsun. Korkak değilim ben. Suçlu da değilim. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Dağ başı mı burası? Eşkıya mısınız siz? Asıl eşkıya sensin. Sen mi yaptın Güllü? Evi sen mi yaktırdın? Cevap ver Güllü! Ben bir şey yapmadım. Senden başka kim yapacak ki? Bizi de mi yakacaksın? Hesabını sormaya geldik. Soysuz yılan seni. Katil! Katil! Ne hakla bana hesap soruyorsunuz siz? Size hesap vermek zorunda mıyım ben? Defolun gidin çiftliğimden. Atın silahları, dağılın. Açılın. Serap Hanım, Kemal. İndirin silahları. Kemal, bu iş şakaya gelmez. İndir silahını yoksa ateş emri vereceğim. Hadi kardeşim, indir silahını. Yakma kendini de, hadi. Ali Kıran, başka sen misiniz? Hadi dağılın şimdi. Dağılın! Komutan, sen bize niye çatıyorsun ki? Yaptıkların hesabını sormayacağız mı bundan? Bir sıkıntınız varsa gelirsiniz adam gibi karakola, şikayetinizi edersiniz. Hadi dağılın şimdi. Serap Hanım. Hadi çocuklar. Ne var? Ne istiyorsun? Sebep olduğum faciadan sonra ne haldesin görmek istedim ama... anlaşılan olan biten seni çok etkilememiş. Er ya da geç gerçek ortaya çıkacak Halide. Benim bu olayda bir suçum olmadığı anlaşılacak. Senden her şeyi beklerdim ama... böylesi bir canilik beni bile şaşırttı doğrusu. Senin de ekmeğine yağ sürüldü tabii, değil mi? Ne demek? Herkesin benden nefret etmesi işine geliyor tabii. Kemal'in bile beni anasının katili bellemesi işine geliyor. Haklısın. Kemal senden o kadar nefret ediyor ki... seni öldürmemesi için dua ediyorum. Ama inan bana, bunun sebebi sana duyduğum merhametten kaynaklı değil. Çocuğumun babasının hapislerde çürümemesi için. Evet. Planlarda bir değişiklik yapmak zorundayız.
Bak beyim, benim seninle bir daha hiçbir işim olmaz. Öyle mi? Ben cezamı çekmeye razıyım. Gidip teslim olacağım. Ama seni de yakacağım, bilesin. Ha. Sen hala kiminle aşık attığını anlamadın herhalde. Nuri. Şimdi aç o kulaklarını. Beni iyi dinle. Dediklerimi harfi harfine yapacaksın. Tabii eğer karın ve çocuklarının canına kıymet veriyorsan. Yangını ben çıkarttım. Çünkü Serap Hanım'la uzlaşmamıza mani oluyorlardı diyeceksin. Anladın mı? Benim adımı da ağzına almayacaksın. Karşılığında... Sen hapisteyken ben de senin ailene bakacağım. Nuri, onların rahat etmesi için ben de elimden ne geliyorsa onu yapacağım Nuri. Ya kabul etmezsen? Kabul etmezsen çok büyük bir hata yapmış olursun Nuri. Bu hatanın bedelini de ailen öder. Bir ev yakmanın ne kadar kolay olduğunu sen benden daha iyi bilirsin. Öyle değil mi Nuri? Şimdi yıka karşımdan! Yürü! Beni içeri sokabileceğim mi Reşit? Ya müsaade et de o kadarını da yapabilelim artık, değil mi? Bak hele. Sen şimdi şu ahırların oradan içeri gir. Kümesi geçince orada bahçe var. Orada beni bekle, tamam mı? Anladın mı? İyi hadi. Hadi. Kemal kardeş. Kundakçı teslim olmuş. Karakoldaymış. İn aşağı. Kemal. Sana in aşağı dedim. Ne yapıyorsun? Kemal, ne yapıyorsun? Ne istiyorsun benden? Bugüne kadar çok yaktın canımı. Her seferinde affettim seni. İçimde bir yerlerde hep sevdim seni. Meğer şeytan mısın? Meğer hiçbir şeye değmezmişsin. Kemal. Anamı öldürdüm. Sen benim anamı öldürdün. Param var, gücüm var diye kurtulacağını sanma. Anamın intikamını alacağım senden. Kemal, bana bak. Yüzüme bak. Gözlerime bak. Böyle bir şey yapabilir miyim ben? Beni hiç mi sevmedin? Hiç mi tanımadın beni? Seni ne kadar sevdiğimi hiç mi bilmedin? Tamam. Sana öfkeliydim.
köylülere, anana, hepinize öfkeliydim. Ama ben hiç böyle bir şey yapabilir miyim? Birinin canına kıyabilir miyim? Halide hamileymiş. Onun için gitmesin ona. Bilmiyordum. Çok öfkeliydim. Ama ananı ben öldürmedim. Muzaffer Ali'nin üzerine yemin ederim ki ben öldürmedim. Kemal. Ben sana böyle bir şey yapabilir miyim? Yalan. Her zamanki gibi oyun oynuyorsun Güllü. Ama bu defa bedelini ağır ödeyeceksin. Bir gün senin de canın yanacak. İşte o vakit anlayacaksın. Hanımım hoş geldiniz. Siz hiç merak etmeyin, asayiş Berkeman. Ben yanaşmaların hep başındayım. İçiniz hep rahat olsun hanımım. Bana bakın. Gözünüzü dört açacaksınız, tamam mı? Benim haberim olmadan kuş bile uçmayacak. Hadi bakalım. Size iyi haberlerim var Serap. Suçlu teslim olmuş. Öyle mi? Tahmin ettiğim gibi. Kemallerin köyünden biri. Siz de uzlaşmalarına mani oldukları için Meryem'in evini yakmış. Ne yazık ki bu pek bir şey değiştirmemiş. Hala beni suçluyorlar. İyi misiniz Serap? Neyiniz var? Kemal yolumu kesti. Anasının katili bellemiş beni. Ne yaptıysam inandıramadım. Bu ne cüret? Haddlerini bildirelim. Eşkıya kesildi başımıza. Lüzumu yok Orhan Bey. Lütfen, daha fazla husumet olsun istemiyorum. Sizce bu kadar nezaket hak ediyor mu kendisi? Ben bir karar verdim. Köylülere istediklerini vereceğim. Zaten o toprakları aldığıma çok pişmanım. Böyle bir şeyi niye yapasınız ki? Kendinizi aklamaya ihtiyacınız yok sizin. Ben bu toprakları istemiyorum. Zaten araya düşmanlık girdi. Ne yapsam da benim için çalışmazlar. Daha fazla kan dökülmesini istemiyorum. Aslında kısmen beni suçlamakta haklılar. Her şeyi ben başlattım. Bu felaketin olmasına ben sebep oldum. Eğer o toprakları satın almasaydım, Kemal'in anası şimdi hayatta olurdu. Bence çok duygusal davranıyorsunuz. Ayrıca o toprakları elden çıkartmak bir hayli zamanımızı alacak. Ben elden çıkartmaktan bahsetmiyorum. Köylülere vermekten söz ediyorum. Bence bu büyük bir hata olur Serap. Hem çiftlik hem de fabrikadaki zararınız ikiye katlanır. Bu sizi iflasın eşiğine kadar götürür. Kararım kesin. Peki siz bilirsiniz. Ben yarın köylüye gider kararınızı açıklarım. Âlâ. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.